Abdülkadir Selvi, mecliste seçim havası var mı? Erken seçim tartışmaları konusunda nabuz tutmak üzere meclisteydim. Erken seçim konuşulmaya başlandığı zaman mutlaka gerçekleşir derler. Ama ben kulislerde bir seçim havası görmedim. Bırakın AK Parti milletvekillerini, CHP milletvekilleri de öyle seçime gidelim gibi bir hava içinde değillerdi. Peki buna rağmen Kılıçdaroğlu neden erken seçim çağrısı yaptı? hem daha birkaç önce erken seçimi doğru bulmadığını söylemesine rağmen Kılıçdaroğlu CHP'li belediyeler başarılı bir icraat ortaya koymadan seçime gitmenin doğru olmayacağı kanaatindeydi. Acele etmeyelim, iktidar iyice yıpransın o zaman seçime gideriz düşüncesini savunuyordu. Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yanıt. Mecliste önce Bahçeli'yi takip ettim. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun çağrısı nedeniyle MHP liderinin ne diyeceği önemliydi. Bahçeli kürsüye çıktı ama Kılıçdaroğlu'nun istediği açıklamayı yapmadı. Tam aksine hesap sordu. CHP liderine Kılıçdaroğlu ne oldu da seçim diye tutturdu. Seçim isteği sipariş ve hezeyandır. Sana kimler ne söyledi, neyi vaat ettiler? Kılıçdaroğlu'na diyorum ki seçimi falan boş ver diye seslendi. Bahçeli ardından da erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu. Seçim zamanında yapılacaktır. Erken seçim tartışması emek ve nefes israfıdır. MHP sözünün eridir. 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi. Kılıçdaroğlu erken seçime girmedi. Bahçeli'nin konuşmasından sonra iki buçuk saat sonra bu kez kürsüye Kılıçdaroğlu çıktı. CHP liderinin grup konuşmasını dikkatli bir şekilde takip ettim. Belki atlamışımdır diye diğer meslektaşlarıma sordum. Ama onlar da duymamıştı. Kılıçdaroğlu tam bir saatten fazla konuştu ama erken seçim konusuna değinmedi. Hem de hiç. Meral Akşener erken seçim için ne düşünüyor? Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısı bir anda gözleri Millet İttifakı'nda ortağı Meral Akşener'e çevirdi. Meral Akşener dün grup toplantısı nedeniyle kürsüdeydi ama erken seçim konusuna değinmedi. Akşener seçim için henüz erken olduğu kanaatinde. Hem belediye başkanlarının bir icraat ortaya koyması gerektiğini düşünüyor hem de ekonominin iktidarı iyice yıpratması için beklemek gerektiği kanaatinde. Kılıçdaroğlu da benzer tezleri savunuyordu ama o farklı bir atraksiyon yaptı. Akşener bir de erken ya da baskın seçimde Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinin sağlıklı yürümeyeceği kanaatinde. Millet İttifakı'nın ortak adaylığı konusunda bir şans doğmuşken bir erken seçimle bu fırsatı kaçırmak istemiyor. 2023 seçimleri demek, Cumhurbaşkanlığı seçimi demek. O nedenle hesaplar ona göre yapılıyor. Kılıçdaroğlu bu çıkışı neden yaptı? Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çıkışı kulisleri hareketlendirdi. Hem iktidar hem muhalefet kulislerinde Kılıçdaroğlu'nun bu talebi üzerine değerlendirmeler yapılıyor. Birkaç nokta öne çıkmış durumda. Birincisi Türk-Yunan gerilimi, Doğu Akdeniz krizi ve Azerbaycan-Ermenistan çatışması nedeniyle gündeme Erdoğan belirliyor. Bu süreçler Erdoğan'ın güçlü liderliğini ön plana çıkarıyor. Kılıçdaroğlu gündemi değiştirmek için bu çıkışı yaptı. İkincisi yeni parti kurma çalışmalarını yürüten Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül ile Deva ve Gelecek partilerini seçim baskısı altına sokmaya hedefledi. Üçüncüsü yerel seçimlerde büyük başarı kazanan CHP'li belediyelerin parlak bir icraat yapamayacaklarını gördü. 1989 yerel seçimleri sonrasında olduğu gibi işler daha kötüye gitmeden erken seçimi istedi. Enis Berberoğlu konusunda ne yaşandı? CHP'de MYK toplantısı pazartesi günü yapılmıştı. Dün CHP'nin meclis grubu vardı. Ancak grup toplantısından sonra Kılıçdaroğlu MYK'yı olağanüstü toplantıya çağırdı. Bir süre sonra toplantının meclis başkanı Mustafa Şentop'un Enis Berberoğlu hakkındaki açıklamasıyla ilgili olduğunu öğrendik. CHP, Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararından sonra Berberoğlu'nun milletvekilliğinin iade edilmesi için bastırıyordu. Meclis Başkanı Şentop'un Berberoğlu'nun tekrar milletvekilliği için kesin hüküm ortadan kalkmadı. Kalkana kadar karar veremeyiz açıklaması üzerine CHP yeni bir yol haritasını belirlemek üzere toplantı. Toplantıda soğuk duş etkisi. MK toplantısı sürerken İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yargılamaya gerek olmadığı yönündeki kararı çıktı. Karar toplantıda soğuk bir duş etkisi meydana getiriyor. Kılıçdaroğlu hemen hukukçu kurmaylardan biriyle alıyor. Diğer yandan da mecliste gündem dışı konuşma yapmak üzere söz istiyor. CHP'li Meclis Başkan Vekili Haydar Akarla ilk sırayı Kılıçdaroğlu'na veriyor. Meclisten ayrılmaya hazırlanıyordum. Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapacağı haberi üzerine muhalefet kulisine geçtim. Kılıçdaroğlu kalabalık bir heyetle geldi, selamlaştık. Canı sıkkındı. Daha önce de Enis Berberoğlu için Ankara'dan İstanbul'a yürümüştü. Hemen kürsüye çıktı. Anayasa Mahkemesi'nin kararına alt mahkeme uymazsa orada bir çürüme vardır dedi. Sürecin kritik halkası. Süreç açısından Kılıçdaroğlu'nun asıl önemli sözü sıfırdan yeni bir dava süreci mi olacak sorusuydu. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi kararında direndi. Yargıtay da benzer bir karar alırsa Enis Berberoğlu açısından tekrar başa dönülmüş olacak. Yeniden Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapılacak ama bu arada milletvekilliği iade edilmediği gibi infaz durdurulması mümkün olmayacak. Alkışlar Mevlüt Çavuşoğlu'na. İsveç, Suriye'ye 4800 kilometre uzaklıkta ama biz Suriye ile 910 kilometre sınıra sahibiz. Ama İsveç Dışişleri Bakanı Linde, Türkiye'yi Suriye'den çekilmesi konusunda uyarıyoruz dedi. İsveçli bakan binlerce kilometre öteden gelip Suriye'den çekilmemizi istedi. Ama anında cevabını aldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, siz kimden aldınız yetkiyle Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini istiyorsunuz ya da Türkiye'yi uyarıyorsunuz diye sert çıktı. Mevlüt Çavuşoğlu bunu gerektirdiğinde çok başarılı bir şekilde yapıyor. NATO toplantısında sözde Ermeni soykırım iddialarını gündeme getiren Fransız parlamenter Krimiye soykırım konusunda Türkiye'ye ders verebilecek en son ülke Fransa'dır. Ruanda'da, Cezayir'de olanları unutmadık diye karşılık vermişti. Uluslararası zeminlerde Türkiye'nin hukukunu koruyup oryantalistlere ağzının payını verdiği için Mevlüt Çavuşoğlu'nu tebrik ediyorum. <laughs>